Günaydın. Yeni uyandım. Sesim hiç iyi değil. Bu şekilde vlog da başlatmak istemiyorum aslında. O yüzden bu sadece bir giriş olsun. Videoyu tekrar başlatacağım ben. Güzel bir girişle birlikte. Saat şu anda 9'u çeyrek geçiyor. Ben yeni uyandım. Kalkacağım, evi falan toparlayacağım biraz. Sonra hazırlanacağım. Saat 12.30 gibi falan çıkacağız zaten. Size şöyle yataktan kalktığım halimi göstereyim mi? Gösterdim zaten. Tipime bakın. Yüzüm hep böyle şişer benim. Çünkü günlük hayatta çok fazla tuz tükettiğim için ödem yapıyor yüzüm sürekli. Sabahları şişer sonra iner ama. Şimdi odayı toplayacağım. Görüyorsunuz arkada yatağım falan dağınık. Genel olarak evi bir topluyum. Ondan sonra da hazırlanırız zaten. Bu şekilde. Çok heyecanlıyım. Umarım güzel modeller seçerim. Bu yeni aldığım kıyafetlerin arasından hangisini giysem diye düşünüyorum ama biraz gönlüm şuna gidiyor gibi, deri pantolona. Ama üstüne nasıl bir kazak giymeliyim onu da tam daha kombinleyemedim. Kombini yaptıktan sonra sizlere göstereceğim. Kombini ayarladım. Şöyle bir güzel de kahve yaptım. Mis gibi. Benim sabah kahvaltım kahve arkadaşlar. Genelde gerçekten çok severim yani. Şurada gösterdiğim deri pantolon var. Burada böyle bir çanta. Şöyle üstüme bir bluz giyeceğim. Onun üstüne siyah crop tarzı süveter giyeceğim. Burada kayınvalidemin aldığı kolyem var. Şunlar zaten benim yüzükler. Şurada da küpelerim var. Bu süveter de biraz tülermiş ama üstümde o kadar belli olmuyor. Bir iki kere daha giyilebilir bence. Kombinim bu şekilde. Ben hazırlandıktan sonra şu meşhur video girişini yapacağım arkadaşlar. Hemen bir hazırlanayım, geleyim. Arkadaki şarkının sesi umarım gelmiyordur. Geliyorsa telif yiyeceğim ve videom ölecek. Hemen şu şekilde konuşmayı kesmeden devam etmem gerekiyor. Makyajım gördüğünüz gibi bitti. Şimdi saçlarımı halledeceğim. Sonra da üstümü giyinir tekrar size kamerayı açarım. Saçlarıma bakar mısınız? Böyle içe doğru hareketli fön gibi yaptım. Çok hoşuma gitti. Saçlarımı halletmiştim zaten. Üstümü de giyindim ve kamerayı sizlere tekrar açtım. Saçlarım böyle ahtapot gibi oldu. Bilerek öyle yaptım ama çok hoşuma gidiyor. Çantamı da alayım size boydan göstereyim. Tabii gösterebilirsem. Boydan çok gösteremedim. Yine bellek hatası verdi. Yani uzaktan şöyle bir de önden göstereyim. İçimde body var. Süveterim kolumu kaldırdığım için açılıyor. Şu şekilde deri pantolon var altımda. Zaten bir önceki vlogta göstermiştim. Üstümde bu şekilde de facto'nun bir süveteri var. İçimde de böyle body giydim. Pantolonumla uyumlu. Şu şekilde. Birazdan çıkarız. Full bekliyoruz. Biz şimdi çıkacağız. Annem hazırlanabilirse. Yok, kapattım hepsini. Çantama vurma ya. Yeni de çok çantalıydı. Bu geçen zinciri kopan çantam. Çok hoş havalı. Yeri de bak orada bak nasıl dikkat çekiyor bak. Şu şey var mı aşağıdakinin koltuğu? Hadi bakalım. Ne yapıyoruz? Mağazadayız. Mobilyalarımızı aldık ama size göstermedik. Beğendin mi sen? Ben de almadım. Sadece Türk kahvesiyle duruyorum. Neyse mobilyalarımızı aldık ya aç kalsak da önemli değil.
Değil mi? Şükür hallettik. Güzel de sevçim almaya geldik. Takipçilerimi linçleyin bunu. Tabii ki olmazsa olmaz tavuk manyaya geldik. Ufuk açken kendinde değil. Birazdan tartışacağız. Karnını bir an önce bir doyursun da. Mobilyamızı aldığımız caddeden gidiyoruz. Diyeceğim ki Oğuzhan arıyor. Ne oldu Oğuzhan ya? Yine ne var? İnşallah bu videoyu izlersin. Oğuzhan yani işte ne için aramış olabilir ki? Tatlı istiyor. Sonunda eve gelebildik. Ne çektim, ne yaptım hiç bilmiyorum. Kafamın içi kazan gibi. Gerçekten bu kadar olacağını tahmin etmiyordum ya. Bir de modellere baktığımda belliydi yani. Ve videonun kapanışını yapmak için kamera karşısına geçtim. Çayımı da aldım bu arada. Dün biliyorsunuz ki mobilyalarımızı aldık. Hepsini çok beğendim. Gerçekten hepsi o kadar çok içime sindi ki size de biraz detaylarından bahsetmek istiyorum. Öncelikle ben bir tane oda yapacağım. Sadece salon yapacağım. Orası için de yemek masası aldım. 6 kişilik. 8 kişiliği de var aslında ama şu şekilde düşündüm. Sandalyeleri biraz büyük olduğu için yani genel olarak salonda kullanılan yemek masalarının sandalyesi hep büyük oluyor. Ben de büyük olduğu için dedim ki 6 kişilik olsun. Ben aralara eğer misafir gelecek olursa tabure atarım. Daha mantıklı, daha kibar durur diye düşündüm. O yüzden 6 kişilik aldım. Yani her şeyi alıp da eve yığmanın da bir mantığı yok bence. Onu o şekilde yaptım. Bir de salonun büyük mü olacak, küçük mü olacak onu da bilmiyorum. Ondan dolayı en mantıklısı bu şekilde diye düşündüm. Konsol almadım. TV ünitesi aldım. TV ünitesinin altına da yeteri kadar zaten misafirlerim için kullanacağım tabaklar sığar diye düşünüyorum. Onu da o şekilde hallettim. Yani TV ünitesi aldım. TV ünitesinde sadece alt modülünü aldım. Üst duvara montalanan modülünü almadım. O da bana fazlalık geliyor. TV ünitesi aldım. Yemek masası aldık. Bir de oturma grubu aldık. Oturma grubunu da gayet güzel tercih ettiğimi düşünüyorum. Çok farklı. Normal bildiğiniz modellerin hepsinden farklı yani. Görünce sizler de aynı tepkiyi vereceksiniz bence. Çok değişik olduğunu söylersiniz bana diye düşünüyorum. Bu şekilde. Bir de yatak odası aldık. Yatak odasını bizimkiler alıyor. Diğerlerini erkek tarafı alıyor. Şimdi genel olarak fiyatından bahsedeceğim sizlere. Bu arada yatak odamda dolabım 5 kapaklı, güzel bir boydan aynası olan, aynı zamanda önüne puf da koyabileceğim güzel bir de makyaj masası var. 2 tane işte komodin mi deniyor ona, herhalde komodin deniyor, yatağın kenarında ışıklı komodinleri var. Gayet güzel bir model tercih ettim yatak odasında da. Fiyat olarak söylemem gerekirse fiyatlar şu şekilde. Yatak odamı 65 bin liraya aldık. Oturma grubumu, sadece koltuklarımı 65 bin liraya aldık. Yemek masamı ve TV ünitemi de 35 bin liraya aldık. Bunlar indirimli pazarlık yapılmış fiyatlar. Yani bu şekilde oldu benimki. Ben dedim ki tek oda yapayım, tam yapayım. Herkesinkinden de farklı bir model seçtiğim için böyle bir fiyat çıktı ortaya. Şimdi izleyenler diyebilirler ki aslında pahalı değil, neden böyle söylüyorsun? Bizim Ereğli şartlarında pahalı arkadaşlar. Çünkü zaten çok fazla hani büyük şehirlerdeki gibi mobilya seçeneği yok. Yok yani. Bu şekilde. Onları da öyle hallettik yani. Mobilyalarımız da aradan çıkmış oldu. Hepsini gerçekten çok beğendim. Umarım sizler de evim serildiğinde, gördüğünüzde çok beğenirsiniz. Renk olarak hepsini açık renk tercih ettim. Araya herhangi bir renk koymadım. Benim aldığım oturma grubu tek berjerli. İki berjerli değil. Berjerini açık bir ton seçtim. Koltuklarını hafif koyu bir ton seçtim. Ama açık kategorisinde düşünürsek diyeyim. Anladınız yani. İkisi de açık aslında ama biri biraz daha açık, birisi biraz daha koyu açık diyeyim. Siz anladınız demek istediğimi. Bu şekilde yani. Genel olarak eskitme gold, ahşap, krem tarzı olacak evim. Yatak odam içinde, salonum içinde. Bu arada renkler aynı.
Yatak odamın da rengi aynı, salonumun da rengi aynı. Şöyle eve girdiğinde bir bütünlük olsun diye ben aynı renk tercih ettim. Araya renk sokmak istemedim ve istediğim şekilde kombinlerim diye de düşündüm. Söyleyeceklerim bu kadar. Yani aldığım mobilyaları sizlere videoda gösterdim mi, göstermedim mi onu söylemeyeceğim. Sizler tahmin edin bakalım göstermiş miyim, göstermemiş miyim? İşte böyle yani. Dekorlarım falan da eklenince gayet güzel bir ev çıkacağına inanıyorum. Sağ olsun nişanlımın tarafı da yani kayınvalidem, kayınbabam da çok anlayışlı insanlar. Ben ne istersem o olsun dediler. Yani ne de olsa biz kullanmayacağız. Sen kullanacaksın. Sen de hangisini istiyorsan o olsun dediler. Hiç yani baskı vesaire ya şu mu olsa ki bu şöyle mi, şu şöyle mi? Hiçbir şekilde bir tane bile yorum yoktu. Çok rahat bir şekilde alışveriş yaptım. Ama yine de ister istemez ben kullanacağım için ve yıllarca kullanacağım için ürün seçiminde biraz zorlandım diyebilirim yani. Çünkü dediğim gibi herkesinkinden farklı bir model olsun istiyordum her zaman. Bu şekilde. Uyumadan önce de duş almıştım. O yüzden saçlarım böyle şu anda. Böyle. Sizleri çok seviyorum. Kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Yorumlarınızı bekliyorum. Bu video aşırı çok merak edilmişti. Umarım merakınızı karşılamıştır diyorum. Sizleri kocaman öpüyorum ve bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum.